İskoçya. Kuzey Avrupa'nın yeşil, mistik ve her şeyiyle farklı ülkesi. Viskinin, etekli erkeklerin, Harry Potter'ın ve hafızalarımızda her zaman kalıcı bir yeri olan William Wallace'ın vatanı. Nüfusu sadece 5 milyon 300 bin ve ülkede yaşayan her 7 İskoç'tan biri kızıl. Bunun güneş ışığının eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor ve her sene Edinburgh şehrinde Kızıllar Geçidi düzenleniyor. Peki tanıdığımız birçok ismin aslında İskoç olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin telefonu icat eden Graham Bell İskoç'tur. Penisilini bulan Alexander Fleming İskoç'tur. Dedektiflik romanları için esin kaynağı olan Sherlock Holmes, İskoç yazar Arthur Conan'ın muazzam beyninin ve hayal gücünün bir ürünüdür. Filozof David Hume ve liberal ekonomi teorisinin kurucusu Adam Smith İskoç'tur. Harry Potter serisinin büyük bir bölümü ise İskoçya'nın başkenti olan Edinburgh'da bir kafede yazılmıştır. İskoçya, Britanya adasının kuzeyinde yer alıyor. Tarih boyunca ise İngilizlerle komşu oldukları için büyük baskılar yaşamış ve hep mücadele etmek zorunda kalmışlar. En önemli tarihi karakterleri ise William Wallace ve Robert Bruce'tur. Mel Gibson'ın William Wallace rolünde oynadığı ve yönetmenliğini yaptığı Cesur Yürek filmini hangimiz unutabiliriz ki? Gerçek hikayeye göre William'ın babası, abisi ve yeni evlenmiş olduğu sevdiği karısı İngilizler tarafından öldürülmüştü. Aynı zamanda bir balık pazarında iki İngiliz askeri William'a meydan okumuş, hadise iki İngiliz askerin ölümüyle sonuçlanmıştı. Tüm bu olaylar onu bir isyan başlatmaya itti ve İngilizleri defalarca yenmeyi başardı. Ancak en sonunda yakalandı ve yargılandı. Ayakları atın arkasında bağlı bir şekilde dar ağacına asıldı. Fakat ölmek üzereyken bırakıldı. Hareketsiz, bitkindi. Canlıyken bağırsakları çıkarıldı, parçalandı. Bütün bu işkencelere rağmen yine de kraldan af dilemedi ve kafası gövdesinden ayrıldı. Vücudu parçalara ayrılıp İngiltere'nin çeşitli yerlerinde sergilendi. Öldüğü yıl, yani 1305 yılının Ağustos ayında henüz 33 ya da 35 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Başlattığı isyan Robert Bruce tarafından zafere ulaştı ve Robert Bruce'un soyu yüzlerce yıl özgür İskoçya'nın hanedanı oldular. Ancak günümüzde İskoçya hala bağımsız bir ülke değildir. Birleşik Krallığa, yani İngilizlere bağlı 4 ülkeden biri olarak varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bağımsızlık referandumunda da %55 hayır oyu çıktı. Yani Birleşik Krallığın parçası olmayı bu sefer kendileri seçti. İskoçların özellikle bizim için çok farklı olan geleneksel kıyafetlerinin adı ise kilt. Belden diz hizasına kadar gelen tek parça etek şeklinde bir kıyafettir ve her klanı sembolize eden farklı desenleri vardır. Söylentilere göre bundan uzun yıllar önce avcılar ava giderken bacaklarına kadar kıyafetleri kirlenir, çamur içinde kalırmış. Buna çözüm olarak etek giymişler ve daha sonra düğünlerde, özel günlerde giymeye devam etmişler. Günümüzde tabii ki de günlük hayatta kullanılmıyor. Özel kutlamalarda, düğünlerde, milli günlerde ya da festivallerde sıkça görebilirsiniz. İsterseniz İskoçya ile en çok özdeşleşen müzik aletine bir bakalım. Gayda. Sesi insan ruhuna derinden bir etki yapmıyor mu? Thank you.
Gayda'nın aslında Asya kökenli bir müzik aleti olduğu biliniyor. Ama İskoçlar tarafından benimsenmiş ve geliştirilmiş. İskoçya, dağlık, yeşillik ve irili ufaklı 790 adadan oluşan bir ülke. Bozulmamış doğasını ve Orta Çağ'ın korunmuş mimarisini gördüğünüzde tüylerinizin diken diken olması işten bile değil. Şimdi ise dünyada eşi benzeri olmayan ürpertici bir mezarlığa girmek üzereyiz. Burası Edinburgh şehrindeki Greyfriars Kirkyard Mezarlığı. 450 yıldır buraya ölüler gömülüyor. Ama ilginç yapan özelliği taşlara oyulmuş olan şekiller. Günümüz korku filmlerinden çıkmış gibi görünen iskeletler, ölüler ve ürkütücü yazılar birçok sanatçıya ilham kaynağı oluyor. Harry Potter filminin bazı sahneleri bu mezarlıkta çekilmiştir. Ne dersiniz? Bir başka videoda burayı detaylı olarak inceleyelim mi? Enteresan olabilir. İskoçlar genel olarak nasıl insanlardır dersiniz? Tabii ki her toplumun iyileri ve kötüleri vardır. Bu nedenle genel yargı sahibi olmak doğru olmasa da biraz fikir edinebiliriz. Öncelikle eğlenceli ve yüksek sesle konuşan insanlar olduklarını söylemeliyim. Ülkenin çok soğuk ikliminden dolayı daha çok pub anlayışı vardır. Pub'larda saatlerce oturup bira ya da viski içerek şarkı söyleyip vakitlerini geçirdiklerini görebilirsiniz. Eğer anlaşırsanız çok eğlenebilirsiniz. Ama kavgaya meraklı ve bu konuda sizi kışkırtmaya çalışacak olanlar da az değil. Ayrıca içki ve etli yemekleri seviyorsanız sizin için bir cennet. Sonuçta milli içkisi viski olan bir halktan bahsediyoruz. Bu köpek heykelini daha önce görmüş müydünüz? İsmi Bobby. 3 yıllık sahibi öldükten sonra mezarı başından onu kimse ayıramadı. Mezarlık görevlisi defalarca kovalasa da bir şekilde geri geldi. En sonunda sahibinin mezarının yanına onun kalabileceği bir yer yapıldı ve ölene kadar 13 yıl boyunca orada kaldı. Sadece öğlen saat 1'de sahibinden kalan bir alışkanlık olarak yemek yemek için gittiği kafeye gitmeye devam etti. Heykeli o kafenin önüne yapıldı. İskoçya'nın en ünlü sembollerinden biridir bu sadık dost ve onun hikayesi. Soğuk iklimi olan bir ülkenin bu sıcak hikayeleri olsa gerek onları topraklarına bağlayan. İskoçya'nın diğer önemli sembolleri tabii ki şatolardır. Ülkede 200'den fazla şato var ve birçoğu bütün ihtişamıyla korunuyor. En ünlüleri Edinburgh ve Stirling şatoları. Zaten başkent Edinburgh'a yolunuz düşecek olursa, şehrin modernleşirken tarihini de nasıl bu kadar iyi koruduğunu görünce, keşke biz de aynısını yapabilseydik, böyle koruyabilseydik diyeceksiniz. İskoçya'nın her şehri, insanlık tarihinin farklı dönemlerini adeta yaşatıyor. İskoçya'da 15.000'in üzerinde belgelenmiş yerel dans türü vardır. Uzmanlar belgelenmemiş olanların sayısının kaydedilenler kadar çok olduğunu düşünüyor. Festivallerde ve eğlencelerde ne kadar farklı İskoç dansları olduğunu göreceksiniz. Ülkenin resmi sembolü tek boynuzlu at yani unicorn. Harry Potter'ın, gotik mezarların, Sherlock Holmes'ün mistik doğasının yanında sembolünün de unicorn olması kulağa normal geliyor galiba. Din alanına bakacak olursak, günümüzde kendini Hristiyan olarak tanımlayanların nüfusu oranı %50. Hiçbir dine mensup olmadığını söyleyenler ise %45. Oranlara baktığımızda din, toplumsal yapının ikinci, hatta üçüncü planına gerilemiş gibi görünüyor. Ülke eğitim alanında son derece iyi bir seviyede. Özellikle Edinburgh Üniversitesi dünyanın sayılı üniversiteleri arasında. Hatta ilk başarılı koyun klonlama Edinburgh Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda gerçekleştirilmiştir. Kısacası İskoçya, her yönden yaşanabilecek en güzel ülkelerden biri. Ah bir de soğuk olmasa. Fazla uzatmadan videoyu bir İskoç fıkrasıyla sonlandırmaya ne dersiniz? Tanrı İskoçya'yı yarattıktan bir süre sonra meleklerinden biri onun yanına gelmiş. Tanrım demiş, bu İskoçya çok güzel oldu. Sularından bir içen bir daha içiyor. Hele viskisi bambaşka. Kadınları ise becerikli ve güzel. Sarışınları, kızılları demiş melek abartarak. Hepsi güzel ama esmerleri de unutma demiş Tanrı meleği uyararak. Evet Tanrım, haklısın. Hepsi güzel. İskoçya'ya dair her şey gibi.
Sonra birden ciddileşmiş melek. İşte bu yüzden demiş. Bu İskoçya başımıza iş açacak. Tanrı şaşırmış. Hayırdır, niye açsın ki? Diğer kulların kıskanacak. Gözleri hep İskoçya'da olacak. Hiç de öyle olmayacak diye sakinleştirmiş meleği Tanrı. Hiç de olmayacak. Çünkü demiş Tanrı, bunca güzelliğe ek olarak ben bu İskoçya'nın ve onun halkının başına öyle bir lanet verdim ki, bu laneti gören hiçbir kulu İskoçya'yı kıskanmayacak. Neymiş o lanet diye sormuş melek meraklanarak. Ve Tanrı ellerini açarak cevap vermiş. Tabii ki alt komşuları olan İngilizler. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, beni şu an ekranda gördüğünüz Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. İyi seyirler.